Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İpek Yolu Kariyer Fuarı'nın açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversitemizin ev sahipliğinde bölgemizdeki 17 paydaş üniversitenin ve iş dünyası temsilcilerinin birlikte kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarına ait standlarının bulunduğu İpek Yolu Kariyer Fuarı'nın açılışında hep beraberiz. Biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan dolayı biraz önce de söylediğim gibi büyük bir gurur, onur duyuyoruz ama buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Depremden mütevellit. Günümüz iş dünyasının zorlu rekabet koşullarında stajı imkanı sağlama potansiyellerini açığa çıkarma açısından, gençlerimizin kendi yeteneklerinin farkına varma açısından, iş dünyasını yakından tanıma açısından büyük fırsatlar sağlayan bu fuarları yapıyor olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki İnsan Kaynakları Ofisi'ne çok teşekkür ediyorum. Sizin huzurlu ve mutlu bir şekilde yolunuza devam etmeniz lazım. Dünya yaşlanıyor. Bugün Avrupa'ya baktığınız zaman size bir hazine olarak bakıyorlar. Yerli ve milli Türkiye yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak. Bugün bizi heyecanlandıran bir etkinlik için buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir ülkenin en büyük sermayesi gençlerdir. Gençlerin geleceğe dair umutlarıdır, ufuklarıdır, vizyonlarıdır. Bugün İpek Yolu Kariyer Fuarı nedeniyle bir aradayız. Dördüncüsü oluyor bu yıl. Gaziantep gerçekten etraf civarındaki illere nazaran çok büyük bir üretim kapasitesi olan bir şehir. Dolayısıyla burada farklı bir kültürün olduğunu herkes görüyor. Doğal olarak biz de görüyoruz ve bundan vazgeçmeyelim diye düşünürken Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu konuda inisiyatif aldı. Üniversitede olan bir gencin iş hayatıyla, meslek hayatıyla ilgili konuları mezun olduktan sonra düşünmeye başlaması çok geç. Üniversiteye adım attığı andan itibaren bu farkındalığın, bu bilincin gelişmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz mutlu, üreten, sürdürülebilir bir gelişme sağlayamayız. Sizler birey olarak ne yapmak istediğinizi, neden yapmak istediğinizi, hangi işlerin sizin yetkinliğinize, becerilerinize uygun olduğunun farkına varmanız gerekiyor. Biz de devlet olarak bunun araçlarını geliştiriyoruz. Bu organizasyonun, 2023 yılı organizasyonun hepiniz için faydalı geçmesini diliyorum. Efendim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne geliyorum. Profesör Doktor Zeynep. Yerim olmasa hafif görevi alır mı?